Berkay benle olacak. Kendisi şu anda kameralardan kaçıyor. biraz farklı düzenlemeler yaptık şarkılara. Onları çalacağız. Ve umarım o hallerini de seversiniz. Biz aslında bu şekilde bayağı bir şey gezdik. Ülke gezdik ikimiz. Onu kapattırdılar. O yüzden kapattım. Bayağı bir eğlenceli oldu. Tabii şimdi hem dışarı çıkmayalım diye hem de arkadaşlarımız dışarı çıkmasınlar diye burada hep beraber toplanamadık. Aslında hep beraber toplanıp ne bileyim trombonuyla, işte bas gitarıyla, hep beraber size şarkıların orijinal hallerini çalmak isterdik ama ne yazık ki o şekilde olmuyor. Pek sağlıklı bir seçenek değil sanırım. Gerçi sosyal şeylerimizi belki böyle geniş geniş tutardık ama. Yıllık izne mi sayıyorlar? Çok üzgünüm İzzet. Gerçekten çok üzgünüm. Çok sinirleniyorum. Ne kadar sürecek? Biz 10 tane şarkı hazırladık. Bunların içinde çok sevdiğiniz şarkılar var. Çok sevdiğiniz bazı şarkılar yok. bir de sevmediğiniz şarkılar var. Bizim çalmayı çok sevdiğimiz bazı şarkılar var. Onları da çalacağız. O şekilde 10 şarkı bakalım ne kadar sürerse. Eğer hala burada olursanız ve benden bazı şarkılar isterseniz belki onları da çalabilirim. Mesela. Teşekkür ederim. Hakan, sana çok öpücük ve alkış. İyi ki varsınız. Yani buradan bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek, ne kadar alkışlasak az bence. Eğer başka gizli gizli nöbette dinleyen varsa onlara da çok selamlarımı sunmak isterim. Yani azıcık böyle kaçabildiğiniz anlarda ya benim gerçekten en çok istediğim şey size sarılmak. Başka bir şey değil. Umuyorum o şekilde hissettirebilirim. Ay duygulandım. İyi ki varsınız gerçekten. Özellikle sağlık çalışanları, hizmet sektöründe çalışanlar, biz evden çıkmayalım diye evden çıkmak zorunda kalanlar. Nasıl teşekkür edebiliriz, ne yapabiliriz bilmiyorum. Buradan tabii ki çok kolay. Hani hadi evde kalın. Herkes evde kalsın demek ama her zaman çok geçerli olmuyor. Ve olasılıkları düşündükçe ben hani hakikaten çok korkuyorum. Bütün bu gidişatın varabileceği çok trajik yerler var. Umarım oralara hiç varmayız. Umarım bu şekilde güle oynaya geçiririz bu süreci. Birbirimize webcam'den yayınlar yaparak, ne bileyim Skype'tan konuşarak bir şeyler. Başka şeyler de yapmaya çalışacağız. Başka şekillerde de diyaloğu sürdürmeye çalışacağız. Çünkü bence buna ihtiyacımız var. Hepimizin ihtiyacı var. Bakalım. Donmalar yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi özür dilerim. Umuyorum ses en azından kesintisiz gidiyordur. Hani önemli olan o. Hani diyaloğu kurabilme adına. Gerçekten bütün internet testlerimi yaptım. Efendime söyleyeyim. Bütün ayarlarımı en ideal olacak şekilde ayarladım ama yine de donmalar gerçekleşebiliyor. Çok özür dilerim. Dediğim gibi aynı zamanda bunu kaydediyoruz. Birazdan daha iyi bir görüntü kalitesine geçeceğiz. Onda daha çok donacak galiba. Bakalım yani umuyorum her şey yolunda gidecek. Şu ana kadar istenen şarkıların çoğunu çalacağız. Sus duymasın, sus duymasın. Aa, çok hoş. Düşünüyorum. Yani şimdi 10 şarkımız var dediğim gibi. Bunların arasında yine bu istediğiniz şarkıların çoğu var. Çok istediğiniz bazı şarkılar yok. Çünkü onları bence söylemeyi o kadar sevmiyorum. Ama belki yani eğer dediğim gibi gecenin sonunda hepimiz burada olursak tabii ki çalar söylerim. Aa, çocuk istiyorlar. Çocuğu çalar mısın diyor. Çalamayız. Çalamayız. Aynen Ben çalarım. sen çalarsın. Evet.
Cover var mı? Bir tane cover'ımız var. Onu da zaten hep çaldığımız bir cover. Onun dışında bir cover çalmayı planlamıyorum. Bu arada biri kibir istemiş. Kibir'in akorlarını hatırlamıyorum ama hatırlarsam belki araya bir yere sıkıştırabilirim. Bu arada hani sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da ben daha 20 dakika daha böyle konuşacağım. Yani o yüzden rahat Kendi rahat başına. sorabilirsiniz. Bilmem ki çok tatlı böyle bir şey ortamı var. Sen Muhabbet muhabbet ortamı ediyorsun. var. Buradan da Azerbaycan'a selamlar. Şapka isteyen olmuş bak görüyor musun? Son mektup evet tamam. Artık spoiler mı vereyim? Son mektup ben çalmıyorum. Çalmayı da sevmiyorum. Benim şarkım değil. Benim olmayan başka şarkılar da çalıyorum ama bir şekilde son mektupla ilgili aramda daha çalma istememeye yakın bir duygu ilişkisi var. Ama dediğim gibi gecenin sonunda bakarız. Yani çünkü bu karşılıklı bir mutlu etme durumu olduğu için ben sizi mutlu etmek çok istiyorum ve eğer son mektup sizi mutlu edecekse, gerçekten bu sizi mutlu edecekse tabii ki çalarım. Ama çalmamayı tercih ederim diyeyim. Nöbet çıktı. Hani yeni istiyormuş. Aa, yeni çalamayız. Çalamaz. Çalamayız. Can Aydın Çalamayız. oluyor. Can Aydın oğlu yok. Nasıl çalacağız? Çalamayız. Bu canlı yayının tekrarı evet duracak. Şeyde koyacağız. Yani bunu kaydediyoruz. Hem bu canlı yayın haliyle koyarız. Eğer canlı yayın hali eğer şeyse yine donuyorsa donmayan halinde yükleyeceğiz. Berkay kim? Berkay'ın kim olduğu merak ediliyor. Söyleme. Niye ya? Berkay birazdan tanışacaksınız kendisiyle aslında. Kendisi kameralarımıza konuk olacak. Normalde de beraber çalıyoruz ve beraber yaşıyoruz. Seveceğinize yani inandığım bir davulcu, baterist. Az önce bir soru gördüm. Kayıtlarda hangi mikrofonu şey yaptığıma dair, tercih ettiğime dair. Genelde aslında ne varsa o gibi bir durum var. Mesela şu anda bir Zoom H6 ile kaydediyoruz. Ekstra bir mikrofon bağlamadık. Çünkü mikrofon ayağımız yok. Ama tripodumuz var. Yani biz karantinaya girdikten sonra tekrar stüdyoya gitmedik. Stüdyoya gitmediğimiz için de bazı malzemelerimiz eksik. Haliyle her şeyi elimizdeki malzemelerle evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yaptık. O sebeple şu anda mesela elimde bu var. Ama onun dışında bir tane vintage bir Sennheiser 411'im var. Demo kayıtlarında onu kullanıyorum. Bir tane Rode mikrofonum var condenser. O da çok rahat oluyor. Albüm kayıtlarında da bu albümde genelde Mojave kullandık. Umut'un Mojave'sini. Bazı şarkılarda da Coles kullandık. Ya birazcık şarkıya göre de düşünüyor. Düşünüyor ne ya? Değişiyor. Ona göre düşünüyoruz. Başka sorular. Plak. Şu anda haber yok çünkü tamamen bağımsız ilerliyoruz ve bütün bu korona meselesi her şeyi kitlemiş durumda. Yani ben hani şu anda plak çıkarmak istesem bile namümkün. Çok kolay değil yani. Çoğunlukla kendi şarkılarımı çalacağım. Bas gitara başlamayı düşünüyorsun. Yaşasın Eylül. Lütfen bas gitar çal. Bas gitar en eğlenceli şeyi. Benim bir Chord Action bass'ım vardı. Herkese de öneririm. Çok rahat ve iyi bir bas. Özellikle başlangıç için. Sonrasında bile hatta çok rahat edersiniz yani. Müzik eğitimimde öğretmenimin bir etkisi oldu mu? Evet ve hayır. Daha çok yani bazen engellediği de oldu bazı öğretmenlerimin. Hani çok her zaman şey olmuyor. Onların da kendi dertleri vardı tabii ki. Ama çok alan açtıkları da oldu. Ama insan müzik yapmak istiyorsa yapıyor zaten. Yani hani o illaki alan buluyor. Hatta keşke Berkay bize davula nasıl başladığını anlatsa burada. Yani davul niyetine vurduğu şey, ansiklopedi şu an evde duruyor şurada.
O yüzden yani yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani şey değil. Doğum günüm 30 Mayıs. Albüm ne zaman geliyor? Albüm 27 27 Nisan mıydı? 24 27 Nisan. 27 Nisan 27 ve Nisan 4 Mayıs. ve 4 değil 8 Mayıs. 8 Mayıs. Oo. Evet. Albüm 2 bölüm halinde gelecek. Şu anda mixleri tamamlanıyor. Buradan Umut Çetin'e de çok selamlar. Nisan sonunda ve Mayıs başında birer bölüm olarak yayınlanacak. En sevdiğin kitap arkadan gözüküyor. Arkadan evet onu ya çok kitap var. En sevdiğim kitabı seçemem. Ama yani son bu çok sevdiğim bir yani çok beni etkileyen bir şairimiz ve ressamımız diyeyim. Bedirrahmi Eyüboğlu. Onun dışında şu taraflara zaten ulaşamıyorum. Oralar biraz uzakta kalıyor. Bakayım bakayım. Bozkır Kurdu'nu arıyorum ama Bozkır Kurdu burada yok mu ya? Getirmemiş miyim? Yani zaten bu arada. Çok seviyorum. Hatta şöyle göstereyim. İkisini de çok severim. Barış Bıçakçı benim müziğimi o kadar sevmiyor. Kendisinin şiirini seslendirdim ama kendisi pek benim müziğimden haz ettiğini sanmıyorum. Kendisi bunu açık açık söylemişti yani. Ama ben onun kitaplarını çok seviyorum. Çok 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 iyi bir yazar yani. Sanatçılar şarkılarının nota bulmakta ve çıkarmakta çok zorlanıyorsunuz. Arkadaşlar Chordify diye bir site var. Lütfen bunu kullanın. Ben de bazen kullanıyorum. Yani bu ayıp bir şey değil. YouTube videosunu yüklüyorsunuz, size akorlarını çıkarıyor. Çok kolay. Yani ama bir yandan da çıkarmaya da çalışın bence. Çünkü bu insanı çok eğiten bir şey. Yani kendi kendinize bir şeyleri yapmaya çalıştığınız zaman çok daha fazla ilerlediğinizi hissediyorsunuz bir yerden sonra. Çok güzel bir soru var. Bir öğretmen adayı olarak feyz almak isterim. Çocuklara müzik anlamında nasıl yaklaşmak gerekir? Nerede dinletmek gerekir? Bu yolda türkülerle mi çıkmak doğrudur? Aydınlatırsanız teşekkür ederim. Evin Baytar sormuş. Acaba duydular mı? Şimdi şöyle, bence siz neye hakimseniz onunla başlatmanız gerekiyor. Yani bir şey zorlama olduğu zaman olmaz. Mesela ben bir müzik öğretmeni olsam ve çocukları türkülerle başlatmaya çalışsam bu biraz zorlama olur. Çünkü bu benim hakim olduğum bir alan değil. Normal hayatımda çok çok dinlediğim bir müzik türü değil. Ve böyle olduğu zaman ben zorlama yaptığım zaman katkısından çok zararı olur. Ama eğer siz türkü dinliyorsanız, mesela atıyorum rock müzik dinlemiyorsunuzdur. O zaman rock müzik dinletmeyin. Türkü dinletin. Ama sevdiğiniz türküleri gerçekten hani sizi heyecanlandıran şeyleri dinletirseniz bence o heyecan paylaşılabilir bir şey diye düşünüyorum. Ama tabii ki şeyi de anlayabilmek lazım. Yani o çocuk ne dinliyor? O çocuğu ne heyecanlandırıyor? Bu karşılıklı bir şey. Sizin de onunla beraber heyecanlanmanız lazım bence. Ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Berkay? Katılıyor musun bana? Yani hiçbir müziği şey görmüyorum. Yani çocuk sizin hiç sevmediğiniz müzikler dinleyebilir. Siz de onun hiç sevmeyeceği müzikler dinliyor olabilirsiniz. Benim müzik öğretmenim benim omzuma flütle vurup flütü kırmıştı mesela omzumda. Konuşuyorum diye. Öyle şeyler yapmasın diye. Mesela müzik öğretmenim. Evet, lütfen öğrencilerinizin omuzlarında flüt kırmayın. Buradan bütün müzik öğretmenlerine sesleniyoruz. Şarkı söyleyeceğim SFK Worlds. 11'den itibaren konserimiz başlayacaklar. Evet, Gökçe, şu Vodaf çocuk dinleyebilirler bence de. Müzik derslerine çok büyük şey olabilir, katkı olabilir. Sonsuza da kadar dinleyebilirim dediğim bir şarkı adı ve sanatçı. Şarkı adı değil de belki Radiohead diyebilir miyiz acaba? Buradan Levent Sevi bizi döver mi? Mustafa Sandal. Mustafa Sandal ve Radiohead sanırım. İkisi.
Bu ikisi bizi her zaman. Tom York'un sesini her zaman dinlerim herhalde. Yani hiçbir zaman. Evet, böyle aşırı mutluyken falan çok iyi olmuyor biliyor musun? Ya o Genelde o kadar mutlu olmuyoruz öyle. Albarn, ama Damon Albarn'ı mesela her zaman her yaptığını şey yapamayabilirim. Velet halini sürekli istemezsin yani. Ama işte her zamanı için başka bir Şu yine zamanlarını Berkay seni duyamıyorlarmış ya. ha. Nasıl yapsak? Yok zaten gerek yok. Gerek yok diyor. Berkay'ı duymanıza gerek yokmuş. Size özet geçiyorum. Berkay'ın omzunda müzik öğretmeni flüt kırmış. Birinci bilgi buydu. İkinci bilgi de Radiohead'i her zaman dinleyip dinlemeyeceğimiz ya da Damon Albarn'ın velet halini her zaman hayatımızda isteyip istemeyeceğimizdi. Harika bir dizi önerisi. Broadchurch'un ilk sezonu bayağı güzel. İkinci sezonu sevmedik. Freud'u sevdik, bir eğlendik onda. Hoşumuza gitti. En son dönem bunlar. Ben çok dizi izleyicisi değilim. Niye ya? Breaking Bad izledik deli gibi. Aa, Breaking Bad izledik, evet. Ama Manyak. sen olmasan ben onu da izlemezdim. Breaking Bad izlemeyenler izlesin lütfen. Yani bunu dizi izleyicisi olmayan bir insan söylüyor. İzleyin. Çok güzel dizi. Böyle. Başka. Kendi halimde çalamam arkadaşlar. Kendi halimde benim şarkım değil. Çalmayı bilmiyorum. Kendi konserlerimde hiçbir zaman çalmıyorum. Can Kazaz'ın şarkısı. Çok büyük mutlulukla söyledim. İnat edip yani böyle hadi hadi bunu yapıyoruz falan diye. Ama yani olmuyor. Yapamam yani, çalamam. Bu Uzo. Çok elitist Ablama arkadaşlar, selam olsun. sormayın. Evet, buradan Berkay'ın ablasına selamlar. Şarkı patlatacağım. Lisancığım. Ne güzel bir isim. Konsere geldiğiniz zaman, yani konsere gelirseniz ben konserden sonra bir 5-10 dakika dinleniyorum. Bir su içiyorum. Belki üstümü değiştiriyorum çünkü çok terlemiş oluyorum. Beni kokar halde görmek istemezsiniz. O yüzden bir böyle 5-10 dakika sonra zaten dışarı çıkıyorum ve herkesle tanışmaya çalışıyorum. Sarılmaya, işte albüm varsa albüm imzalamaya çalışıyorum. O yüzden evet, konsere gelirseniz albümü imzalarım. Parça isteği. Bakıyorum. Start 11'de. Tam 7 dakika sonra başlıyoruz. Sıla gibi bayıl. Sıla gibi bayıl da neşemizi bulalım diye. Çok ilginç bir Instagram'da da donacaktı. Neden Instagram'dan açmadığımızı sormuş AW arkadaşımız. Instagram'dan açmadık çünkü birincisi iyi bir ses kalitesi ile bu yayını yapmak istiyoruz. Burada elektronik davul mu diyeyim, alesi ne diyeyim? sampler falan. Sampler kullanıyoruz. Ben burada mikrokork çalıyorum. Bunları şeyde Instagram yayınında iyi bir şekilde size aktarmamız çok mümkün değil. O yüzden YouTube seçtik. Ve bir de yani son Instagram yayınımda dondu. Yani ben herhalde canlı yayın yapmayayım diye bütün evren bu konuda bir arada çalışıyor diyebilirim. Evet, sorulara bakıyorum. Evet, Edip Cansever ve Turgut Uyar arkamdaki şeyler, kitaplar. Oh, ses de mi donuyor? Yok Ses artık. donmuyordur ya. Sedef Sebüktekin çok tatlı bir insan ve çok güzel bir sesi var ve çok güzel bir müzik yapıyor. Kendisiyle ilgili düşüncelerim bunlar. İyi bir, gerçekten çok kaliteli bir pop müzik koyuyor bence ortaya. İyi ki var. Konya'daki konserlerimde nasıl hissediyorum? Konya'daki konserlerimde çok mutlu oluyorum. Yani Konya, bilmiyorum Konya'da yaşayanlar ne hissediyorlar ama Konya 24 saat geçirmek için iyi bir yer bence.
48 saatini bilmiyorum nasıl olduğunu, hiç geçirmedim. Biraz bir amca ortamı var. Çok amca var ortamda. Çok kadın görmüyoruz. O yüzden birazcık huzursuz bir hissi var şehrin. Ama Hiçhane müthiş bir yer ve ben Hiçhane'de çalmaktan çok mutlu oluyorum. Hele ki orada toplandığımız zaman çok çok güzel oluyor. Deden İstanbul Boğazı'nı yürüyerek mi geçti? Evet, dedem İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçti. O benim dedem. Atilla dede. Kendisini hiç tanımadım. Ben doğmadan, hatta annemler evlenmeden ne yazık ki vefat etmiş. Ama evet, o dede benim dede. Can Kazaz'la bir düet daha gelebilir ama gelmeye de bilir. Öyle bir plan yok. Konser planı yapamıyoruz ki Antalya olsun. Antalya var mı? Sorusu mu geldi? Evet. Çok iyi bir soru. Yani güzel bir soru. Biz de soruyoruz aynı soruyu. Okul ziyaretleriyle ilgili bana yazabilirsiniz. Şu anda okul ziyareti yapmıyorum. Zaten. Çünkü yani yok, ama şeyden dolayı da yapmıyorum. Albüm sürecinden dolayı da yapamıyordum. Yani o kadar sıkışık bir takvime girdik ki benim herhangi bir okula gidip şey yapmam, hani buna bir saat ayırmam bile lüks haline geldi. Konserler bile bir yerden sonra lüks hale geldi. O yüzden ben bir süredir hiç okul ziyareti yapmıyorum. Ne üniversite ne lise ve ortaokul. Ama şu albümü çıkaralım. Şu bir hey heyler bir bitsin, karantina bir bitsin. Bizimle iletişime geçin. Yani zaten iletişim adresleri var Instagram'da da. Oradan mail atarsanız gelmeye çalışırım. Adamlarla düet keşke gelse. Ya değil mi? En sevdiğim grup herhalde. Buradan hiç Adamlar Üyesi izlemiyordur ama onlar çok cool'lar şimdi. Herkes evde yani her şey olabilir. Tolga. Küçük Çiftlik Park'ta umarım tekrar konser olur. Orayı çok seviyoruz. İzmir'de konser planım. Ay, karantinadan tam öncesinde konser yaptım İzmir'de ya. Keşke gelseydin. Merhaba Eda. Tuğçe, elimizden geldiğince yeni şehirler koymaya çalışıyoruz. Birazcık hani koşullara da bağlı oluyor. Mekanların koşullarına da bağlı oluyor. O yüzden hani kısıtlanıyor tabii ki, ama eğer umuyorum şu şey hani salgın zamanlı biterse yazın çok fazla şehre gelmek istiyoruz. Çok büyük planlarımız vardı. Ama yani hani önemli olan hepimizin sağlıklı olması. Murat, başlayacağım. 2 dakika sonra konser başlıyor. Ben şu anda sadece muhabbet ediyorum. Aslında kameraya bakabilirsin mesela. Kameraya bakabilirim. Evet, O olur artık mu diye yani. tamam. Hemen bakayım. Evet. Kalite. Görüntü de kalite diyebilir miyiz? Miyiz bakalım. Şurada göreceğiz onu. Evet. Ben de şuradan yorumları açayım ki aralarda yine Aa Bam bam bam. Evet, son bir soru daha cevaplayacağım çünkü çok sevdiğim bir şey geldi. Vega çok seviyorum. Vega benim lise hayatımın, ay, lise hayatımın gerçekten en önemli grubu. O yüzden soruyu görünce hemen cevaplamak istedim. Situation. What is the situation? Ne oldu? Tamam, şeyle alakalı bir sorun yok. Her şey yolunda. Kusura kalmayın. Playlist sende var değil mi? Var. Yes. O zaman artık konserimize başlayabiliriz. Olabilir tabii. Benim ukulelem nerede? Allah'ım, ukuleleyi en Düşürdüm. olabilecek en uzak yere atmışım. Çok komik. İnşallah frikik vermiyorum. Berkay katil olacak.
Arkadaşlar biz biraz heyecanlıyız. O yüzden önden heyecanlı olduğumuzu söyleyeyim ki. Bu arada Berkay küçük başlar. Kendisi bugün ritim ve baslardan sorumlu bir devlet bakanı. Hoş geldiniz. Başlayalım mı? Saat kaç? Saat 11. Tam saat 11. Tam 11. Müthiş. Alman mıyız neyiz? Evet. Hazır mıyız? Evet. Bir dakika. Lütfen yanlış çalmayayım. Etrafımda insanlar, hiç durmadan konuşuyorlar. Duymadım kim nereden gelmiş, ya da Berkay nereye gitmiş. İşte böyle, böyle güneşli güzel bir günde üstümüze, başımıza sindi defne kokusu. İşte böyle, böyle güneşli güzel bir günde üstümüze, başımıza geçip gidiyor sanki her şey benden ayrı. Kurulan tüm cümleler yuvarlandı, masadan düştü. İşte böyle, böyle güneşli güzel bir günde üstümüze, başımıza sindi defne kokusu. İşte böyle, böyle güneşli güzel bir günde üstümüze, başımıza sindi defne kokusu. İşte böyle. Alkışlarınızı duyar gibiyiz. Nasıl yayın, bir soralım mı? Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? En azından sesi duyuyorlar mı mesela? Ses duyuluyor mu? Keşke donmasa bir gelmiş bir tane. Umuyorum ses donmuyordur.
Gömülür söyleyeceğim, koşuyolu söyleyeceğim. Bunların hepsi var. Şimdi de bilmem. Evet. O zaman Sen gitara de geçelim. setlist olmadığı Ben de için. setlist İstersen olmadı. bak şu. Oraya sığmaz bence. Sağ Peki böyle duracak mı? Durmayacak. Allah. ters koy. Ve derken gitarını kırdı. Şöyle durabilir mi? Seni rahatsız eder mi? Kral Şakirciler de buradaysa. Onların şerefine bir uzay şu an. Biraz uygunsuz oldu. Evet, 18 yaşından küçüklere alkol şeyi yapmıyorum. Gerçekten yapmıyorum. Bunu ben yapmadım yani. Şarkı öyleydi, onlar seçtiler. Kısmet. Şöyle bir şey yapayım. İzlerken seni çok güldüm ama sinirden mi bilmem sonuçlara ulaştım deney gibi ama işe yarar mı bilmem belki sessizlik en güzeli ama herkes susar mı bilmem bir şişe rafta durur beni bekler. Gece biter mi bilmem. Işıklar yanar, ışıklar sanar. Gözler kapanır mı bilmem. Rüyalarda ağlayan insanlar nasıl uyanır bilmem. Güneş doğar, güneş batar. Bir gün ne kadar hızlı geçer bilmem. Bir fotoğraf. Hatırlar mıyım bilmem. Tutarsız hep olan olaylar. Ama ben kendimi bilmem. Belki sessizlik en güzeli. Ama herkes susar mı bilmem. Bir şişe rafta durur beni bekler. Bu gece biter mi bilmem. Işıklar yanar. Işıklar sana gözler kapanır mı bilmem rüyalarda ağlayan insanlar nasıl uyanır bilmem güneş doğar güneş batar bir gün ne kadar hızlı geçer bilmem bir fotoğraf. Keşke bir komşu momşu falan çağırsaydık ya. Komşu. Ara ara böyle şurada alkışlasaydı. Sosyal bir Yan mesafeden. komşu. Yan komşuyu mesela çağırsaydık.
Sosyal mesafe. Sosyal mesafe koyarak aramıza. Komşularınızla 1,5 metreyi koruyun. Evet. Şeytan var sırada. Oo. Sur falan bakacak mısın? Bakayım, bakayım, bakayım. Hehehe, alkışlar geldi. Yaşasın. Yaşasın. Şimdi... Yayın evet biraz sıkıntılı Süleyman. Özür dileriz. Yani gerçekten elimizden... Ses giderse bize ses gitti kalın deyin. Yapıyoruz. Evet yani şu an biz sadece sesi biraz önemsiyoruz. Biraz daha... Kayda da dondu. Bastın değil mi bu arada? Bastım bastım. İyi, tamam. Güzel. Süper. Uy, internet. İnternetimiz. Bir şey yok, bir şey yok. Devam. Çözeceğiz. Hepsi çözülecek. Siz sadece ses kesilirse bize söyleyin. Bizim için ses daha önemli. Evet bence de Berkay çok yakışıklı. Utanırım oğlum. Hadi hadi hadi. Biz de buradan izliyoruz. Acaba izlemesek mi? İzlememiz bir sıkıntı yaratıyor mudur? Evet biliyorum dondu. Ama ses de mi dondu? Şu an her şey dondu gibi görünüyor. Evet. Ama bir dur. Bir duralım. Bir şey yapma. Şu an... Evet geliyor geliyor. Kafası geliyor. Edit, kapat onu. Biliyorum, biliyorum. Onu bilerek açtım. Evet, gelmiş olmalı. Evet, çok yavaş olsa da geldi. Komşuyu wireless'tan atalım bence de. Yok, şifremiz çok şey aslında. Evet. Torrentler buradan yok abi. Yani indirdiğimiz bazı torrentler var şu an. O yüzden bu kadar donuyor. Evet, dürüst konuşalım. Evet. Benim indirdiğim birkaç porno vardı. Onları kapatmam gerekecek şimdi. Yani ne yapalım? Rakın kafası falan gelmiyor. Ben normalde de böyleyim. Sadece sahnede çok çaktırmıyorum. Ayrıca daha şu kadar içtim ayol. Şu yani. Sen kime el sallıyorsun? Barış'a. Ha Barış'a el salladım. Barış. Evet. Wi-Fi ile bağlı değiliz. Ethernet kablosuyla bağlandık. Her şeyi düşündük. Her şeyi düşündük ama her şey bizi düşünmedi. Neyse ben giriyorum. Evet. Pardon. Şarkımızın adı Şeytan. Bozuldukça izi kaldı. Kendi izimden koptum. O yüzden söylemedim kimini. O yüzden içeride tuttum. Havayla temas eder ya. Paslanır diye korktum. Thank you.
bozuldukça izi kaldı. Kendi izimden koptum. O yüzden söylemedim kimini. O yüzden içeride tuttum. Havayla temas eder ya. Paslanmıştım. Karşımda o şeytanlar nefesleri yakar. Sanki biz şeytan değilmişiz gibi. Karşımda o şeytanlar kaçmaya ne gerek var? Şeytan da bir melek değil mi ki? Karşımda o şeytanlar nefesleri yakar. Sanki biz şeytan değilmişiz gibi. Karşımda o şeytanlar kaçmaya ne gerek var? Şeytan da bir melek değil mi ki? Galiba çok donuyoruz ya. Allah Allah. Şimdi bazı şeyleri şuradan şöyle yapsam belki. Acaba çözebileceğim şeyler var mı? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz biz. Orada bir tane SLR kameramız var. DSLR. Kameramız var. Hani düzgün bir şekilde hepimizi görsün diye ayarladığımız bir kamera kendisi. Hepimizi. Sen, ben ve hepimiz. Bizim çocuklar. Ve burada da bir Zoom ses arayüzümüz var. Ve bunların hepsini bilgisayara bağlamak için OBS diye bir sistem, bir program kullanıyoruz. Fakat o da bizi doldurdu. Ve bunu hayatımızda bizi, ilk defa yapıyoruz. Ve bunu hayatımızda ilk defa yapıyoruz. Umuyorum şey yapar. Hebe hebe geldi. Hebe hebe. Soru falan bakmak istiyorsan. Soru bakıyorum ama. Var yani şarjlarımız. Kaydelerine bir şey sormuyor. Yok, bir az önce biri bana trip attı, canı istemiyormuş diye. Sanırım son mektup söylemememle alakalı. Özür dileriz. Dediğim gibi gerçekten hani şey, mikrodalga iyi fikir. Çok özür dilerim. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Normal kameraya da geçsek takılıyor. Deneyebiliriz tabii ki. Yok. Değil mi? Yapmayalım. Aynı şey. Sus duymasını isteyenler var. Araya bir sokayım mı ya sus duymasını? Şey mi? Akapella mı? Akapella istiyorlar herhalde. Evet, tabii. Olur. Ben gideyim mi? Hayır. Sen çık. Hadi sen git. Sus duymasın. Söyleme sakın. Yıllar boyu. Bir dakika, ben sözleri hatırlamıyorum şu an. Oo, rezalet. Levent seviye soralım istiyoruz. Arkadaşlar, bu çok ayıp bir şey ya. En sevdiğim şarkının sözlerini unutmak. Rezillik ya, rezillik. Neyse ki internet denen bir şey var. Hah, tamam. Girişini unuttum. Özür dilerim. Tamam. Giriyorum. Levent seviye taklidi yapayım mı? Yap. Hazır mısın? Ne haber Nil? Bir dakika, şöyle bir şey gibi. Ne haber Nil? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Ne söyleyeceksin bugün bize? Hümeyra sus duymasın. Hümeyra sus duymasın. Pardon, sus duymasın. Nil İpek, Hümeyra ve ben yalnız. Sus duymasın.
Nasıl ağladım beni terk edip gitti zaman. Sus duymasın, söyleme sakın. Bana yolladı o aşk mektupları, ruhumda kazılı. Sus duymasın her doğum günü, hüzünle örtülü. Dolaştım dağ tepe, oradadır diye. Sus duymasın, söyleme sakın. Yıllar boyu hiç unutamadım. Dostum, sırdaşım, söyle ona, dönsün bana. Dönelim geçmişi, ne? Bırakıp geçmişi dönelim. Eski günlere. Bırakıp geçmişi niye eski günlere dönüyoruz? Bir dakika, çok saçma. Unutup geçmiş miydi? Unutup geçmişi dönelim eski günlere. Sus duymasın, söyleme sakın. Yıllar boyu hiç unutamadım. Bravo. Aynı yerde yutkundun bu arada, onu da tebrik evet. ederim gerçekten. Yani çok ben iyi. Performansımda her zaman profesyonelliği ön plana alır ve yutkunduğum dakikaları çok net belirlerim. Bakalım ne durumdayız acaba? Sırada havada bir nil var var. Tamam. Var var. Va va va. Allah Allah. Zor bir şey var.
tarifi zor bir şey var. Havada bir hinlik var. Ayyuka'nın ilk albümünden bir şarkıydı. Ayyuka'ya selam. Ayyuka'ya buradan selamlar. Kendileriyle aslında tabii dün olacak, yok, 2 gün önce olacaktı değil mi Eskişehir konseri normalde? Tamamen unuttum. Evet, aynen 2 gün önce olacaktı. Biz normalde 2 gün önce Eskişehir'de olacaktık. Ve aslında Ayyuka'da olacaktı ve aslında Özgür'ü sahnemize davet etmiştik. Özgür kabul edecek miydi? Yani böyle şeydi, teşekkür etti ve düşüneceğini söyledi. Kendisine buradan saygılar. Selamlar, saygılar. Çok ayrıca seviyoruz. Albümü çok güzel, albümü de çok seviyorum. Sevdiğim insanlar beni sevmiyor galiba. Niye canım Allah'ım? Özgür ben seni seviyordur. Seviyordur canım Özgür. Sorsak seviyorum der yani. Bence de. Ya canım Barış Bıçakçı'ya da sorsan sevmiyorum demez herhalde. Yorumsuz. Koşuyorlar sırada. Evet. Bir sorulara bakıyorum da. Aa, İlker Delicioğlu burada. İlker Delicioğlu. Bize danslı emojiler göndermiş. Güzel. Şey var mı? Çok donuyor falan var. Ya özür dileriz gerçekten. Yani elimizden bu kadarı geliyor. 2020. Aa, Kalben de buradaymış. O Kalbenimiz. Kalbencim. Sana da öpücük öpücük öpücük. Çok özür dilerim. Gerçekten aslında tam tersi. Kameramız fazla iyi ve bağlantı bunu... Kameramız çok iyi. Şunu kapattırdınız bak. Ama bak o çok şey yapıyor, patlıyor. Öyle mi? Evet evet. Şimdi belki öyle olabilir. Sevgili internet, bize bunu neden yapıyorsun? Şu an... Baksana kırmızı gösteriyor ya. Allahsızlar. Yeşil olması. Evet. Yapacak bir şey yok. Yani devam edeceğiz. Ondan sonra bunu yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar, özür dileriz. Umarım ara ara müzikleri küçük küçük yakalarsınız. Yaren'den telefonunuzun internetini mi deneseniz gibi bir şey geldi. Yok. Yaren az önce yemin ederim mükemmel çalışıyordu. Yani denedik. Excellent connection dedi. YouTube bizi tebrik etti. Elimizi sıktı. Şu an... Dünya genelinde ne kadar çok kişi canlı yayın yapıyor. Evet, bir de öyle bir durum var tabii. Bunu düşünmek lazım ve yani Süper Online'a da çok fazla yüklenmemek lazım. Evet, Süper Online, Fener yolu civarında Süper Online'da olanlar lütfen internetlerini kapatsınlar. Şu an kapatırlar. Şu an kapatırlar. Evet. Kitlelere hitap ediyor. Koşu yolu. Arkadaşlar, buradan da söyleyeyim mi? Aranızda aşık olanlar... Romantik bir şarkı çalacağız. Senin
Galiba bu sefer bu şarkıyı sağ salim atlattık. Yani bir sürçüvalesiz oldu orada. Yok yok, minimum donmayla anlamında söyledim. En azından donuyor şeyleri azaldı galiba. Şey yapalım mı? Donuyorsa sizin internetiniz kötüdür falan. Biz bir... mükemmel bir internetle şu an yayın yapıyoruz ve bu konuda hiçbir şeyimiz yok yani. Şöyle seni düzelteyim. Evet, gömülür galiba. Az önceki şarkının adını soranlar olmuş. Koşu yolu şarkının adı. Şimdi de gömülür çalacağız. Bu böyle eski bir haline selam modunda bir evet, ve versiyon. Bütün gitarcılardan özür dileyerek. Çok iyi gitarcılar tanıyoruz yani. Hepsi. Evet, hayatımızda çok iyi gitar çalan insanlar var. Ben onlardan biri değilim. Mazur görürüm. Teşekkürler. Ben de en iyi piyano çalan insan değilim ve özür dilerim. Başka özürler dilerim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar, bütün özürleriniz için şimdi telefonla tek tek size bağlanacağız. Herkesin özür dilemesini istiyorum. Hatta şey değil mi? Evet arkadaşlar, yorumlara neye özür dilediğinizi yazın. Ve yapacağımız çekilişle ya gofret kazanın falan. Yani neye özür dilememizi istiyorlar? Mesela. Ha bak, bu da olabilir. Bize özür diletsin. Hadi bize özür diletin. Biz bu şarkıyı çalarken bize özür diletin. En sevdiğimiz şey. Evet, biz özür dilemek. Yani çok seviyoruz evet, özür teşekkür dilemeyi. Teşekkür etmek. Evet, teşekkür ve özür. Yani minnet ve şey, suçluluk duygusu en sevdiğimiz. Şurası arkadaşlar psikoloji bölümü. Şöyle. Bize hiçbir faydası olmadı. Hala bunalımdayız. Sen bilmezsin benim gözlerim nasıl büyütür. Ben
işaretleri nasıl net görür? Bir duvar üzerinden kaçar izlerken. Utanır, sıkılır, kapanır, gömülür. Güldürür müyüm seni, bıktırır mıyım bilmem. Baktırır mıyım yüzüme, eğer. Gözündeyse kanatlanır, kaçar bakışlardan her zihin toz bulutu üflesen uçar. Gözündeyse kanatlanır, kaçar bakışlardan her zihin toz bulutu üflesen. Evet, bu şarkıyı sizinle söylemeyi özledim ya. Gerçekten özledim. Ben de davul çalmayacağız. ya bu arada Umut'a ve Can'a buradan bir öpücük. Evet ve Işık'a. Ve Işık'a bir sevgi, seli ve hatta bunu. Burak Cansın ve Can Aydemir'e ve Yaren'e, bütün ekibimize buradan öpücük ve özlem dolu. Her şey normal olur bir an önce. İnşallah. Şeye bakıyorum, bizden özür dilememizi isteyen var mı diye. Bize özür diletin demiştik. Evet, en son kimsenin derdi yok. Sadece biz şey yapıyoruz yani. Ben de böyle düşünmüştüm. Sırada sürpriz şarkı var. Sürpriz, o mu? Hı-hı. Aman Allah'ım. Sürpriz. Ama ben bir dakika ayar yapmalıyım.
Aa, yok, öbürüne karar vermiştik en son. Tamam. Pardon. Hadi bakalım. Siz de ekran başında parmak şıklatabilirsiniz bence. Zaten ben şıklatamıyorum ama tam Berkay'ın vurduğu yerlere denk getirerek sanki şıklatıyormuş gibi bir havam var. İyi hissedeceksen tamam. Suçlu benim. Ama içinde biliyorsun. Sen çoktan vazgeçtin. İyi hissedeceksen tamam. Suçlu benim. Ve gecikmiş bir sonuç bu. Bir ceza değil. İzin vermedin ki seveyim seni bildiğim gibi. İzin vermedin ki seveyim seni bildiğim gibi. İzin vermedin ki. Dedin sana nasıl yetmedi yaptım hiçbir şeyin bende aradın tüm suçlar koşarak gittin tüm yollar batıl inançlarım elde tuttum oyuncaklarım izin vermedin ki. Sen çoktan vazgeçtin. Ve gecikmiş bir sonuç bu. Bir ceza değil. Çok havalısın. Ya orada Deep Rising yaptığı bir hareket var. Böyle. Yapıp böyle. Onu yapamadım. Yapamıyorum. Gitarla olan ilişkimi burada sonlandırıyorum. Sonlandırdım. Şimdi sırada döngü var. Oo. Evet, başta döngü isteyenler vardı. Acaba hala var mı? Şampuan muhabbeti dönüyormuş ama ben orayı kaçırdım. Head and Şampuan. Shoulders falan yazdı birileri. Du 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 du. Böyle çalsak ya şarkıyı.
Evet. Şu an bu rock'n'roll'u yapamadığımız için çok üzgünüm. Olduğu kadar artık rock'n'roll'umuz dört duvar arasında ne kadar oluyorsa. Giriyorum. Evet. Şey yok mu Volka? Evet. Sana dev bir uykusuzlukla geri döndüm. Son ki 3-4. Geldik sondan ikinci şarkıya. Şarjılar nasıl acaba Allah bilmesin. İyiyiz herhalde şu an. Evet. Gitgide daha az mı kasıyor acaba? Şu an excellent connection diyor ya. Şu an YouTube bize sertifika verecek. O kadar iyi bir bağlantımız var. Evet yani. Eğer donuyorsa bu sizin suçunuz falan. Burada gerçekten screenshot alıp paylaşabilirim. İnanılmaz bir olay. Excellent connection diyor. Vallahi çok heyecanlı. Bir şey. Çok heyecanlı bir an. Bizim için de gerçekten çok duygusal bir an yani. Nedir? Yeşilçinler. Ha, doğru. Biz bir şarkı daha ekledik sonra. Ben de diyorum bundan sonra bitiyordu. Dedim niye bitmiyor? Şimdi Yeşilçinler diye bir şarkımızı çalacağız. Normal koşullarda bizim hep son şarkımız bu oluyor. Akustik konserlerde de.
tam kadro konserlerde de çünkü sonda elbet bir aksiyonu oluyor yani. Eğer şu dönemde geride bıraktığınız insanlar varsa bu şarkıyı onlara gönderebiliriz. Gerçi bildiğim gibi de gönderebilirdik ama o biraz daha tavırlı, biraz daha tripli ve biraz daha Demet Akalın bir şarkıydı. Ben de onu neye diyecektim. Ne diyen de enerji? Aramızdaki fark bu işte. İşte. Acaba ilişkimizi gözden geçirmeliyiz Berkay. ama bu şarkı birazcık daha sanki çok farkı varmış gibi. Kendi kendine, kendi içinde sitem eden bir şarkı. Haliyle arkada bıraktığınız herkese gelsin. Gelsin mi? Gelsin hadi.
Biraz da rock'n'roll dedik. Dedik valla. Kısa bir sürede olsa rock'n'roll'umuzu eksik etmedik diyebilir miyiz? Geldik son şarkıya. Evet. Konserin son şarkısı. Ne durumdayız acaba? İnternet öldü diyor ama bende excellent connection yazıyor arkadaşlar lütfen. Sizin internetinize Siz internet lütfen şeylerinizi. Arkadaşlar kavga etmeyin ya. ne oluyor? Ne bileyim. Şey mi olmuş? Şeyli kinayeli yorumlar okuyorum. Yapmayın çocuklar, yapmayın. Siyasi tartışma mı Yok olmuş? yok siyasi yok. Buraya siyaset karıştırmayın falan. Saçma sapan. Evet. Berkay kim? Berkay kim? Berkay kim? Benim, ben. Ben Berkay, merhaba. Berkay arkadaşımın sevgilisi mi? Sevgilim kendisi. Merhaba sevgilim. Merhaba sevgilim. Sosyal mesafemizi konserden sonra azaltalım. Akordeon isteyen olmuş. Şimdi biz bir şarkı çalmak istiyoruz. Bu yeni bir şarkı. Yeni albümden bir şarkı. Umuyorum sizin de seveceğiniz bir şarkı diye düşünüyorum. Ton bakıyorum bir yandan. Şimdi uy. Şey, Korkma, korkma. korkuyorum. Şöyle, biz şimdi bu şarkıyı çalalım. Evet. Duruma göre belki ben birkaç şarkı daha tek başıma sizlerle vakit geçiririm. Ama bizim hazırladığımız playlist aslında burada bitiyor. Bu şarkı da 8 Mayıs'ta çıkacak olan Mektupların ikinci bölümünden bir şarkı. Aslında ilk defa sizin huzurunuzda çalacağız. Umarım seversiniz. Ben bu niye ekrana bakarak, size bakın, şuradan bakarak konuşmam lazım, değil mi? Bu şarkıyı ilk defa size çalacağız. Umuyorum seversiniz. Değildi sanki benim tonum. Böyle bir şey Oydu. değil. Bu muydu? Bu muydu? Hadi. Oradan çalıyorum. İşte sonra diğerini çalmak için şöyle bir şey yaptık ya. Bende bir problem var. Bende de var. Problemlerle doluyuz. Bir dakika. Çünkü ben yanlış çaldım. Öyle mi? Evet. Pardon. Ama bende de yanlış duyuluyor. Tamam, buydu ya tonum. Yanlış tonda çalmışım. Çalmayalım bence bunu. Olmadı, istemedim.
Niye olmadı ya? Bir şey yanlış. Değil mi? Bir, hızlı falan. Evet, bir metronom durumumuz var. Arkadaşlar kusura bakmayın. Loop yavaş kalıyor galiba. Bu çözebileceğim bir şey değil şu an. Tamam. O yüzden... Loopsuz çalalım. Peki. Üzgünüm. Loop'lu çalacağım dedim. Ama şarkının ana fikrini aldınız diye düşünüyorum. Anladınız yani.
Böyle bir şarkı. Hadi ben gidiyorum. Hadi ya. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Hadi ben de webcam'e geçeyim de herkes rahatlasın. Selam tekrar. Hatta bu kulaklıkları da çıkarayım. Ne durumdayız bakalım. Merhaba, merhaba, merhaba. Akordiyon isteyen olmuştu, kibir isteyen olmuştu. Önce bir öncelik vereyim. Berkay sana bay diyenler oldu. Herkesin keyfi yerinde mi? Her şey yolunda mı? Bize bir anime önerildi. Berkay, girelim mi? Your Lie in April. April. Shigatsu wa Kimi no Uso. Tamam, bakacağım buna. Gerçekten merak ettim. Fransızca söylemedin neden? Pourquoi pas? Parce que... Je sais pas. Bilmiyorum. Hiç öyle bir şeyim yok yani. Fransızca söyleyeyim gibi bir şey olmadı ki. Yani neden söyleyeyim olmadı ki, neden söylemeyeyim diyeyim. Neyse. Nilüfer şarkısını ben hiç söylemedim ya. Aslında o şarkıyı Melike Şahin çok güzel söylüyor. Bence o söyleyebilir. Hatta canlı yayınlarında da söylüyor galiba. Belki kendisinden dinleyebilirsiniz. Şimdi akordeon çalacağım. Akordeon isteyen oldu çünkü. Oku çalamam. Ok söyler misin gelmiş. Oku çalamam ki söyleyeyim. Aslında o şarkıyı bas gitarda bestelemiştim ama bir 5 senedir falan çalmıyorum herhalde. O yüzden ne yazık ki yok. Ay, bloğa devam etmek isterim, evet. Keşke. Evet, ben de pek sıkıldım ama çaktırmadım. Hep dolaştım ama havalar hep güzeldi ama soğuk olacak diyorlar. Bazen arkadaşlarım var ama bazen sanki kimse yok yanımda, o da yakalanmak güzel ama konuşma lazım diyorlar. Ders giden hiçbir şey yok ki ama sanki biraz fazla nemli hava yollardır. Yaptığım düz ama alışacaksın diyorlar. Alışırım tabii ki, başka bir seçenek yok ki karşımda. Alışırım tabii ki, başka bir seçenek yok ki karşımda. Derken birken birazcık uzakta akordiyon buldum ben pazarda. Her şey güzelleşti bak bir anda. Ders giden hiçbir şey yok ki ama sanki biraz fazla nemli hava yollar düz. Hayatta dümdüz ama alışacaksın diyorlar. Alışırım tabii ki, başka bir seçenek yok ki karşımda. Alışırım tabii ki, başka bir seçenek yok ki karşımda. Hasret sanki biraz fazla nemli hava yollar düz. Hayatta dümdüz ama alışacaksın. Şöyle bir durum var. Biliyorum hani sizler sevdiğiniz seslerden bildiğiniz şarkıları duymayı çok seviyorsunuz ve çok istiyorsunuz. Ama bazen bazı durumlarda ben o şarkıya bir şey katmayacağımı hissediyorum. Yani istediğiniz bazı şarkıları benim söylemem herhangi birinin söylemesinden farklı olmayacak.
Ya da ne bileyim, zaten çok fazla çok iyi söyleyen insan var. Hani acaba onlara mı bıraksak bu işi gibi. Bir de yani hep eski şarkıları söylersek yeni şarkı hiç olmaz ki yani. Nereden gelecek bu yeni şarkılar? O yüzden ben cover yapmayı aslında o kadar sevmiyorum. Eğer cover yapacaksam da gerçekten bir özelliği olmasını istiyorum. Gerçekten o şarkıya normal halinden daha farklı bir şey katabilmiş olmayı istiyorum. O yüzden de istek parça almıyorum cover olarak. Çünkü istek şarkı alırsam benim onun üzerine düşünmem lazım. Onun üzerine bir düzenleme yapmam lazım. Öyle dümdüz söylemiyorum. Birazcık ne bileyim katkı sağlamazmışım gibi geliyor. Aa! Kimler var rüyanda isteyen oldu, gördün mü? Kimler var rüyanda benden başka, ne yapıyorsun onlarla? Bu şarkıyı tekrar yapma şeyimiz var ya uzun vadede. Benim böyle albümlere girmeyen birkaç tane şarkım var, onları belki toplayıp böyle 3-4 şarkılık bir EP yapabiliriz. Bizden dünya büküldü istiyor ama. Onu gördüm. Ama onun da akorlarını hatırlamıyorum ki. Yok canım. Ne var, çalarım ya. Dünya büküldü benim canım. Galiba böyle başlıyordu. Bahsedilenler afaki hayatımın en hayvani duyguları içindeyim. Çıktıkça içindeyim işte. Tek bir şey varsa o da okuldan değil, ormanın tam ortasında. Buradan bize selam olsun. Şöyle bir yorum geldi, gördün mü? Biz çok severim. Keşke yine bir şarkı yapsanız. Keşke biz yine bir şarkı yapsa. Yapsa valla. Keşke biz yine olsa. Bizde bir şey olsa Berkay isterdik. Bir biz elemanı. bir biz elemanıdır. O yüzden onun için durum ekstra hüzünlü oluyor. Bu arada 102 dakika olmuş. Evet, aslında yavaş 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 toparlayalım. acaba toparlasak mı?
Sağanak Yağmurlu şarkı isteyenler olmuş. Sağanak Yağmurlu şarkıyı ukuleleyle çaldığım zaman bir araba reklamı jingle'ına dönüşüyor. O yüzden bence yapmayabiliriz. Özel bir araba markası. Evet yani ama ya şöyle bir şey oluyor. Gökyüzü dökülür. Gökyüzü dökülür sanki bahçeye. Yani YouTube giriş müziği gibi oluyor. Birazcık senden uzakta gibi oluyor. Senden uzakta da zaten reklam müziği gibi. Niye öyle oldu bilmiyorum. Hiç öyle bir niyetim yoktu şarkıyı yaparken ama. Babanız reklamcı. Çünkü babam reklamcı. Evet. Şeytanı söyledim Eda. Şeytanı söyledim. Mektup yazmak isteyen arkadaşa da mektup yazmasın yani. Bize adresimizi buradan söyleyecek değiliz. Yani iyi mesela şey yapsın, direct mesaj falan göndersin. Çünkü çok fazla yazmış. Evet, yani aslında konserlerimiz var. Konserlere gelmek her zaman bir seçenek. Mesela. Mektupları Orada verebilir. orada verebilirsiniz. Bir de şey, yani konsere gelemiyorsanız bile konser mekanına bırakabilirsiniz. Hani öncesinde biz o mektubu alırız. Mutlaka bana ulaşır yani. Ulaşması çok zor bir insan değilim aslında ama ulaşma isteği ısrarcı olduğu zaman bazen kabuğuma kaçabiliyorum. O yüzden beni affedin. Son bir şarkı çalayım sonra da kaçayım değil mi ya? Artık iyi geceler değil mi? Bence iyi geceler. Şapka isteyen olmuş. Gözleri aşka gülen isteyen olmuş. Kuş yolu Çok çaldım. gördüğümüz aşkı bir insan. Bence sağlam bir şey. Tamam. Tamam, gözleri aşka gülen bir söyleyeyim. Çok isteyen olmuş gerçekten. Ama onu çalmıyorum. Onu dümdüz söyleyeceğim. Tıpkı sus duymasın söylediğim gibi. Akapel akapel. Çalışabilirdik ona bak. Enteresan. Neye? Bas sesi falan. Gözleri aşka gülen mi? Bilmem. Başka şeylere öncelik verdik sanki. Hata mı ettik? Geçit yerine ona mı çalışsaydık acaba? Gözleri aşka gülen söyleyeceğim. Çalamıyoruz ama söyleyeceğim. Bir ses alayım. Siz duydunuz, ben duymadım. Çok saçma. Rezillik. Allah'ım. Rezillikler. Sesimi aldım. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elim bana doğda güneş gibi aşkımı tazele gel. Doğda güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser.
Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgarı ser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Arkadaşlar, teşekkürler bu akşam bizimle olduğunuz için. Umarım biz de sizinle olabilmişizdir. Bazı bir sürü yorum var. Hepsine cevap vermek istiyorum. Ama bazılarına cevap vermeye gerek yok galiba. Eda, sana tekrar selam etmek istiyorum. Ben bir konumda değilim. Gerçekten bir konumda değilim. Sadece bazı, yani şanslı bir insanım. O yüzden çok büyütecek bir şey yok bence. Ama tabii ki dediğim gibi bana ulaşmanın yolları var. Sadece bu yollar ısrarcı olduğu zaman ben biraz kabuğuma kaçabiliyorum. Bu normal hayatta da böyle. Yani konumla alakalı bir şey değil. Onun dışında da herkese çok teşekkür ederim tekrar. Nöbetteyiz devam ke diyen var. Yok. Bu hepimizin bence uykuya ihtiyacı var. Tekrar görüşmek üzere. Umarım daha iyi bağlantılarla, daha iyi koşullarda, daha iyi yayınlar yaparız. Sizleri öpüyorum. İyi geceler. Dediğim gibi bu yayını kontrol edeceğim. Eğer YouTube'a yüklenen versiyonda sürekli olarak kesiliyorsa biz bu yayını kaydettik. Yani kesintisiz olarak kaydettik. Onu YouTube'a yükleyeceğim sizin için. Tabii eğer siz de isterseniz. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz. İyi geceler.